İstanbul'un başkenti Kadıköy. Köyüme gittiğim zaman bile Bakırköy'ü özlüyorum. Açıkçası İstanbul neresinde olursanız olun, hani stresi hiçbir zaman bitmiyor. Trafiği zaten ayrı bir dert. O yüzden fark etmiyor yani bizim için. Daha bir kalabalık. Değil mi? Burası daha bir modern gibi geliyor sanki. Ya da ben burada büyüdüm, sonra Avrupa yakasına geçtim, sonra tekrar Anadolu yakasına geldim. Ama Anadolu'da yaşamayı tercih ederim tabii. Tabii burada büyüdüğüm için daha bir güzel geliyor sanki burası. Daha bir sakin. Avrupa yakası çok kalabalık. Daha işten dolayı belki de. Yani sanayi falan iş daha çok orada. Ben burayı daha çok seviyorum. Belki burada yetiştiğim için. Anadolu yakası neden biliyor musun? Şimdi ben bir, Allah korumasın, bir savaş bir şey olsa buradan Anadolu'ya gidebiliyorsun. Ama Avrupa yakasında bir yere gidemezsin. Edirne'de kesiliyorsun. İstanbul Boğazı'nda kesiliyorsun. Bir gün affedersin birisi geldi, çok özür dilerim. Yanında köpeği var. Abi ne bu? Dedim ben anlamam bu işten. Bunu dedi, ben nereden getirdim biliyor musun? Nereden? Tekirdağ'dan. Niye? Bakırköy'ü görsün diye. Ya köpek gidip orada sana, oradaki hemcinsler ne diyecek ki, ben Bakırköy'e mi gittim? Anadolu 75'ten beri hep aynı. Maltepe. Yok, düşünmem hayatta. Oranın trafiği, yoğunluğu, bizim Anadolu yakası daha güzel bence. Ben burayı beğeniyorum. Anadolu yakasında ben Bebek tarafındaydım. Yerimiz çok güzeldi bizim. Aynen öyle. Bu tarafta da Maltepe de çok güzel bir mühit ama. Yok, Avrupa yakası mı? Yok, daha yok. İyi Anadolu yakası mı? Yani tabii ki Avrupa yakası ile Anadolu yakası kıyaslanamaz. Aslında yakın bir 10 yıl önceye kadar Anadolu yakasıyla temel fark bu sükunetken, o aidiyet hissiyken orada yaşayanlar açısından. Artık 10 yıldır ne yazık ki o farkı kapatmaya başladı iki yaka kendi arasında. Neredeyse artık Anadolu yakası da Avrupa yakası kadar kaotik bir yer haline gelmeye, daha kozmopolit bir yer haline gelmeye başladı. Yani temel fark olarak ve sonradan da benzeşen noktalar olarak belki bunlardan bahsedebiliriz. Arkadaşlar, şimdi size kültürel tarafını sormak istiyoruz hocam. Sizin bu açıdan iki yaka arasındaki temel fark nedir hocam sizce? Şöyle bir şey var. Yani İstanbul'un kuruluş hinterlandı zaten Tarihi Yarımada ve Pera. Ve eski İstanbul'un bölgelerini saydığımız zaman işte Tarihi Yarımada, Pera, Eyüp ve Üsküdar'dır. Üsküdar işte Anadolu yakasındaki çok uzun yüzyıllar neredeyse tek merkez, ama Avrupa yakasında işte Eyüp, Tarihi Yarımada ve Beyoğlu gibi farklı merkezler var. Tabii yani İstanbul'un Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasındaki bu eşsiz gelişim diyelim. Hani bugün biraz daha belki törpülenmiş olabilir yani şehrin çok fazla büyümesiyle birlikte, ama sonuçta hala Avrupa yakası Anadolu yakasına göre kültürel olarak daha öndedir ve daha güçlü bir pozisyondadır diyebilirim. Avrupa tabii ki. Ya pek çok, yani Kadıköy ile çok hani böyle bir farkı yok, ama dediğim gibi binalarıyla, şey olsun, müzeleriyle hepsi karşı tarafta olduğu için orayı daha çok seviyorum. Orada daha çok yaşamayı istiyorum. Ya aslına bakarsanız
İstanbul'u terk etmek daha doğru. Çünkü İstanbul kültür gerçekten çok yozlaştı, bozuldu. İstanbul, eski İstanbul yok, köy diyebilirim. Yani ben Taksim'e gittiğim zaman kültür sanatın kalbinin attığı yerde takım elbise giyer giderdim. Şimdi kendimizi korumaya çalışıyoruz. Oradaki kültür sanat evleri, galeriler, işletmeler hepsi kaçtı. Tophane'ye ve Kadıköy'e kaçtılar. Yani orası tamamen terk edildi. Tamamen bir Beyoğlu varoş oldu aslında bakarsanız. Anadolu yakası aslında tamamen bir varoşa döndü. Dolayısıyla koşullar el vermiyor. Koşullar gelişirse olursa mutlaka tercih İzmir olacak. İzmir'in bir ilçesi olacak. Sevdiğim yer olarak. Şimdi bunu anlatmak için aslında biraz böyle geriye, Anadolu yakasının da tarihine giderek belki konuşmak lazım. Çünkü hani geçmişten gelen, orayı makro formunu oluşturan bir takım olaylar var tarihte. Biliyorsunuz daha önce iki yaka arasında köprüde yokken bu kadar yoğun bir ilişki yok. Bu kadar konut alanı da yok. Yani Anadolu yakası küçük köyler dışında daha çok sayfiye yeri. İşte Suadiye, işte Salacak vesaire, hani o tarafa doğru gittiğinizde sayfiye alanları var. Dolayısıyla bir ikamet bölgesi değil, yoğun bir ikamet bölgesi değil. Hatta işte ulaşım bile daha çok Haliç'in iki yakası arasında oluyor. Bu ilişki ne zaman değişiyor? Aslında köprü, 1974'te birinci köprünün yapılmasıyla birlikte değişiyor. Ve Anadolu yakası hızla kentin konut bölgesi haline geliyor. İş alanları Avrupa yakasında kalıyor. Tabii bunu destekleyen planlar da var. Anadolu yakası her zaman bir taşra havası vardır yani Avrupa yakasına göre. Kültürel yönden de bu böyle. Yani tabii şimdi son 10 senedir özellikle eğlence hayatının bir merkez kaç kuvvetiyle çevreye doğru savrulması durumu var. Şimdi böyle kültür yolları vesaire gibi şeylerle canlandırılmaya çalışılıyor eski haline bir geri getirilme, geri çağrılmaya çalışılıyor. İşte 2013 öncesi Beyoğlu'su. Fakat bu olan oldu. Yani işte Kadıköy çok öne çıktı. Kadıköy'deki eğlence mekanları, işte Karaköy gene aynı şekilde bir Karaköy'e kayma durumu vesaire oldu. Ama yani sonuçta bu Beyoğlu her zaman küllerinden yeniden doğan bir yerdir. Zaman köprü geliyor. Köprüden sonra işte o kaotik ortam, yani iş alanları ve konut alanların birlikte olduğu, trafiğin de tabii çok yoğunlaştığı Avrupa yakasında bir grup nüfus Anadolu yakasına transfer oluyor ve Anadolu yakası o zamanlardan itibaren ağırlıklı olarak konut bölgesi haline geliyor. Tabii aslında orayı konut bölgesi haline getirmek bir aidiyet duygusunu da beraberinde getiriyor. Yani hani çok uzun süreler boyunca iş alanlarından da yalıtılmış bir bölgede yaşama hissi Anadolu yakasında oturanlar da hep vardır. Oraya bir aidiyet duyarlar. Öyle bir şey var. Bunlar aslında plan kararlarının sonucu olarak ortaya çıkan gelişmeler. Doğma büyüme olmanın da verdiği bir tabii etki. Bütün eğitim dönemim de buradaydı. Dostlar, arkadaşlar genelde, ama Karşı'ya da geçtim yani. Üniversitede arkadaşlarım vardı. Karşı'yı da seviyorum. Yani İstanbul'un birçok yerini seviyorum aslında. Her yerini seviyorum. Tercihim burası. Oraya gittiğim zaman yani daha farklı geliyor açıkçası. Ama bence kesinlikle alışmayla alakalı. Benim kişisel tercihim değil aslında. Hani bu kader diye, coğrafya kaderdir derler ya. Ben hep Avrupa yakalıydım. Arnavutköylüyüm, Boğaz'da büyüdüm. Şimdi de biraz daha Sarıyer taraflarındayım. Yani hep bu tarafta yaşadım, Ulus'ta yaşadım. Hani bu bölgeye alışık olduğum için, iş yerim tercihim de burada olduğu için hani farklı bir şey düşünmedim şimdiye kadar. İşte ailem, arkadaşlarım, yaşam çevrem aslında bunu belirledi, öyle söyleyebilirim.
Ama hani dışarıdan gelen bir insan olsaydım, İstanbul'a yeni yerleşecek bir insan olsaydım, Anadolu yakasını tercih edebilirdim herhalde.